Merhabalar, Semalı Mutfağı hoş geldiniz. Bugün meşhur göçmen böreği dızmana tarifim var arkadaşlar. Mis gibi kokusuyla evinizi saracak ve lezzetine doyamayacağınız bir lezzet. Mutlaka deneyin. Öncelikle kabımızın içerisine yarım paket yaş maya koyalım. Dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. Fakat suyun içerisinde kavarmasını beklemeyin. Direkt un ile karıştırın. Ama benim her zaman mayalı hamurlarda yaş maya tercihimdir. İçerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt koyalım. Eğer süt tadını daha çok almak isterseniz 2 su bardağı süt kullanabilirsiniz su yerine. İçerisine 1 veya 1,5 yemek kaşığı kadar toz şeker ilavesi yapalım ve karıştırıp 10 dakika bekletelim. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım ve alabildiği kadar da un ilavesi yapalım arkadaşlar. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edelim. O yüzden unu yavaş yavaş koyalım. Lazım oldukça ilave ederiz. Üstünü kapatıp yaklaşık 40 dakika mayalandırmaya bıraktım ve havasını aldım. 4 parçaya kestim. İstediğiniz parçaya kesebilirsiniz. Hiç un ilavesi yapmamıza gerek yok arkadaşlar bu aşamada. Çünkü çok kolay, yumuşak bir hamur. Küçük bir merdane ile bile istediğiniz kadar açabilirsiniz. Çok yağlı olmayan bir peynir kullanalım. Dilerseniz patates de koyabilirsiniz. Çok lezzet verir. Ve rulo şeklinde saralım. İkişer parmak kalınlığında keselim. Yan çevirelim. Peynirli kısmından elimizle bastıralım. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Dizerken sıkı sıkı dizelim arkadaşlar. Çünkü bunun görünüşte güzel olmalı. İsterseniz bu şekilde hamurdan parçalar kopartıp içerisine peynir koyun. Yani poğaça gibi. Ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Ve üzerlerine tekrar bastırdım. Çünkü fazla kabarmaması lazım. Şimdi güzel muhteşem bir sos hazırlayalım. Aslında klasik malzeme ama bu ona tat verecek. 1 adet yumurta, 2 su bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı sıvı yağ. Karıştırdım ve üzerine bolca döktüm. Her tarafına gelecek şekilde. 180 derece ısıtılmış fırında altı üstü güzel kızarana kadar da pişirdim. Bir bıçak yardımıyla altına bakarsınız. Eğer kızarmışsa fırından alırsınız. Çünkü altı kızarmazsa hamur olur. İlk sıcaklığı gittikten sonra bu dızmanayı içerisinden alın arkadaşlar tepsinin. Çünkü buharlaşma yapar. Ve 2-3 gün yumuşacık pamuk gibi kalıyor. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.